Hepinize selam. Bugünkü videoda 2019'un en bad kinolarını sanıp geçeriz. Belki aranızda görmedikleri vardır. Bu kinoları dini internetten okavaydım o. Bu kinoları ben kinoteatra gidip doğal şekilde görüp ondan öz neticemi siz bilen şu videoda paylaşıyorum. Hani başlayalım onda. This guy's a real ass. Hava 10. yerde Hobbs ve Shaw, yani Forsaj değil ve adlandırılan kino yönü bu önkü Forsajlara benzemeyen sebebi bu filmde auto yani machine tuningları yok ya da gonkları yok. Şunun için yani Forsaj değil dine ad için yani kinoteatrlarda köprak kasadan pul almak için koyulan ad Forsaj deyilip aslında bu Şpiyonlar haklı kino, yani bunlar dünyayı halas etmek için virustan. 9. yerde Ano diyen film. Bu çağlık dostların baştan geçirmeleri vardı. Bu çağlık dostların başından bir korkunç vaka geçe. Şu vaka bunlar ulalandı. Tezeden yine bunları izarlap başlaya. Şunun öyle görüşmek için Tazeden bunlar yine bir virülen toplanışıyorlar. 8. yerde Good Boys, Хорошие мальчики diyen film. Bu filmde bu komedi film olup çağlar oynaya yönü çağlar için değil. Amerika'da 18 plus deyip geçiyor bu film. Şunun için bu çağların yetkincek doğruna geçiş hakkı ve kevir zatlar hakkı düşüncesi vardı. Çekilen film katı kızıklıdır ve gülkünçtür. Orsça versesini tapıp bilirsiniz. Хорошие мальчики deyip himmenizi sovet veren. 7. yerde Annabelle filmi. Yani Annabelle film bu önkü Annabelle değişli filmlere devamıdır. Ve katı kızıklı ve katı korkunç filmlerin biri. Aranızda korkunç filmlerin fanatı olsa, korkunç filmleri seyredenler olsa birinci belirtilecek maslakadım şu filmdir. Katı kızıklı ve rejissörlerin şu vakanı taze bir filmi alıp çıkmayı katı beğendiriyor. Yine indiki yıllarda hem çıkar deyip umid edeyen hem menize maslakat veren seyretmeni. 6. yerde Zombieland 2. Zombieland 2 önkünün devamıdır ve adı zombi olan ürünüm korkunç film değil. Bu köprak komedi filmidir. 5. Filmde bütün dünyanın zombi epidemiyası alıyor. Son bu 4 kişi birleşip yani maskalı olup yaşayanlar ve bunların geçen yolu yani kızıklı bir komedidir. Her kime maslahat veren. 5. yerde olsa Marvel'ın Mistiteli filmi. Bu filmi hemmemiz biliyoruz. Sebebi bunun milyonlarca hatta milyardlarca dünyada fanatı olup bilir. Bu film Gatgov çıkıptır. Sebebi Marvel hiç vakit Mistiteli filmlerine pulunu kıskanmaya. Şunun için Gatgov spesifikler, öğren ovadan grafikalar, hakiki kızıklı sürjet. Bu özellik yine Tony Stark ve onun süper komandası Galaktikanı halas etme için uğraşıyorlar.
man a shield. Frank Sheeran. Dördüncü yerde olsa Amerika'nın klasik aktörlerinin yani legendaların Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino'nın birleşmeğinde çıkarılan film rejisör de Scorsese'dir. Yani Munia'lı filmler 10 yılda bir gezek çıkandır ve bu aktörlerin birleşip oynamağında son filmlerin biri olup biler. Ve bunlar katı karradı. Bu yaşlarında böyle film çıkarmağı ulu bir yani uvajayını doğru diye. Hatta bu film benim rayonumda çekildi. Benim yaşayan rayonumda, Brooklyn'de. Bu mosbar, bu rayonlar hemmesi bana tanış. Bunda benim geçeceğin yollarım. Bu film mafya hakkı. 1950-ci yıl, 1960-ci yıl aralıkta bolup geçen vakı. Hi Frank, would you like to be a part of history? Yes, I would. Big business and the... Üçüncü yerde olsa dünyanın en kova adamının filmi Keanu Reeves'in filmidir. Yani John Wick 3. Chess. Yani 3. bölümü John Wick'in. Yani Keanu Reeves öz buluşlu bir bu adam ve öz durmuşunda yaşayıp yürüyen yöneyim işi mafya Keanu Reeves'e ve gücünü yaşamaya vermeye son için Keanu Reeves'in ımla harbiyle bunlar maçı da başlaya yani o ki katılma film spesifikleri ve grafikası öğren olmaz. Bence beni dinleyenlerin hemmesem bu kinon görendir deyip fikir ediyen görmedik olsanız hem hükman görüm katonat filmdir. All of this for what? Because of a puppy? Hava ikinci yerde olsa Joker filmi. Joker filmi 2019'un en kovu filmlerinin biri. Amerika'da bir ulu bir koz olan turuzdu bu film. Yani Amerika ya dünyaya bölündü bu filmi kovurmayanlar ve filmi giniyenli diyenlere. Akıl yetmezçilikler ölen yaşayan bu adamın durmuşunda gündelik durmuşunda elbet zatlara duçar olup şundan Joker personalı döreyer ve bu Joker personalı televizyonlarda aydılıp vermeyi bilen bir neçe münglörçe paklonliklerini canköyörlerini döretti. Şeydi bu kult oluyor Joker. Even really existed, but I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Finalistimiz de Quentin Tarantino'nun filmi, yani Quentin Tarantino'nun son filmi de bolup bilir. Bu filmde şeyle ulu aktörler oynaya Leonardo DiCaprio'lu Brad Pitt yalı ve Al Pacino yalı ulu aktörler oynayar. Bu film Hollywood'daki bir vakti bolup geçen vaka hakkı. Vakanı ben size aydıp verecek değil. Aydıp versem kızı almaz. Yani bu klasik Tarantino'nun stilinde çekilen film. Yani Tarantino ne el çek ya onu. Bir istoryanın içinde başka istory oluyor. Şeydi başka istoryalar da bir neç istoryalara bölünük diye. Yani filmlerle kızıklanan adamlar için bu film birinci yerde olur. Ve dostlar, aşağıda komentarya senin 3 saniye 2019'un favorit filmini yaz aşağı. Bu videonun halanı olsam like was. Ve indiki videolar bundan hem kızıklı olur. Hey, you're a fucking Dalton. No
Don't you forget it.